Şimdi o gecenin maliyetini sadece o geceye mahsus değerlendirmek bence doğru değil. Önce insan maliyetine bakalım. Siz devlet kademelerini, bu sadece silahlı kuvvetler babında düşünülmemeli. Yargısı var, bakanlıklar var, kurumlar var, hatta belirgin bazı özel şirketler var. Buraları belirgin bir ajandası olan insanlarla doldurmuşsunuz. Şimdi maliyet nedir? 15 Temmuz ve hemen sonrasında bu insanların tutuklanması veya tasfiye edilmesiyle beraber orayı doldurabilecek kalifiye insan bir anda bulamazsınız. Bir adım daha ileriye gidelim. Silahlı kuvvetler özelini eğer ele alırsanız, işte assubay çavuş, hatta uzman erbaşlara da dahil edelim. Generalliğin son raddesine kadar belirgin bir rütbe dağılımı vardır. Siz ihraç ettikten sonra sıfırdan insan alıp yetiştirseniz subayı 4 yılda, assubayı 2 yılda yetiştiriyorsunuz. Ve bu kişinin ihtiyaç olan binbaşı, yarbay, albay makamına gelmesi için 15 ile 25 yıl arasında bir süre geçirmesi gerekiyor görevde. Ki paha biçilmez bir tecrübe unsuru kesinlikle, da var burada. Yani kesinlikle, kesinlikle. Dolayısıyla insan maliyeti bence önemli. Ve bu insan maliyeti gidenlerden ziyade yenilerinin yetiştirilmesi kapsamında o harcanan para, harcanan mesai. Çok iyi hatırlıyorum. Mesela Milli Savunma Bakanlığı'nda personel temin başkanı o dönemde hiçbir zaman evine gitmiyordu. Sabah akşam personeliyle beraber çalışıyordu. Niye? İnsan alınması lazım. Güvenilir insan alınması lazım ve bunların yetiştirilmesi lazım. Bunlar kolay işler değil. İkinci konu doğal olarak politik maliyettir. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde bence bu ekonomide de aynı şekilde geçerli. Ana maliyetlerden bir tanesi güvensizlik olgusunun ortaya çıkması. Ve hatta bu güvensizlik olgusuyla beraber bir burukluk da ön plana çıktı. Şimdi şöyle düşünün. Ben silahlı kuvvetlerde 27 yıldan fazla çalıştım. 15 Temmuz olduktan sonra ki olmasaydı emekli olmayı düşünüyordum. Akademik hayata geçmeyi düşünüyordum. Böyle gururla emeklilik dilekçesi verip yeni bir hayata başlama olanağını maalesef elimden kaçırdım. Yani bir başkasının sahada yaptığı şey hem benim sisteme olan güvenimi sarstı hem de meslekten tatmin olmuş bir şekilde ayrılma lüksümü bir anda ortadan kaldırdı. Peki. Şimdi bu maliyeti hiçbir şeyle ödeyemezsiniz. Yani bunun telafi edilmesi o kadar kolay bir olay değil. Ha, bunun yanında evet ekonomik maliyetleri vardır. Bunun yanında onların görev esnasındayken yapmış olduğu bazı icraatlar var. Özellikle operasyonel boyutta. Orada maliyet ne oldu onu bilmiyoruz. Doğru. Nasıl kararlar aldılar veya nasıl kararları almak istemediler veya nasıl yönlendirildiler? Bunlar şu an hala soru işareti. Yani onun ne olduğunu bilemiyoruz. Ölçemiyoruz o maliyeti. Peki. Çok